İyi günler çocuklarım. 4. Sınıflar Türkçe dersindeyiz. 6. Temaya geldik. Milli kültürümüz ögesini taşıyor. Artık 6. Temamız milli kültürümüzü işleyeceğiz. Hemen ilk konumuz olan e, hep büyük efsanesine geldi. Hemen hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Birinci hazırlık çalışmalarımızda diyor ki efsanelere inanmalı mıyız diyor. İnanmamalıyız. Hayal ürünü olduğu için diye cevap verdim ben. Siz de defterinize böyle yazabilirsiniz. Büyüyünce anne ve babanız için neler yapmak istersiniz? Onlara iyi evlat olmak isterim dedim. Siz daha farklı yazabilirsiniz. Şimdi metni okurken diyor bazı yerlerinde diyor siyah noktalar göreceksiniz. Oralarda durun ve tahmin edin diyor. Sizce bu metin devamı nasıl olur şeklinde bize soruyor. Hemen başlıyoruz. Hep büyük efsanesi. Üzümün en bol yetiştiği bölgemiz olan Ege bölgesinde anlatılan bu efsane, bir oğlun babasına vereceği üzüm salkınlarındaki taneleri büyük görüp, daha küçük taneler aramasını bulamayınca da kuşa dönüşerek cezalandırılmasını konu eder. Nasıl mı? Bence bu olay anlatıyordur diyorum. Artık siz ne diyorsanız bakalım ne olmuş. Üzüm yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı olduğu bu dönemde en iyi cins üzümleri yetiştiren bir adam varmış. Adam üzümlerin pazara ulaştırılması, satılması gibi işlerde daha fazla ilgilendiği için civarda en iri üzümleri yetiştiren kişi olarak biliniyormuş. Bu adamın bir tek oğlu varmış. Adam artık yaşlanınca eskisi gibi çalışamaz olmuş ve üzüm bağlarını oğluna bırakma kara vakti geldi demiş. Gelmiş. Evet, bundan sonra ne olmuş? Tabii ki üzüm bağını oğluna bırakmıştır. Delikanlı babasından öğrendiği gibi özel ve hassasiyetle bağa bakmış, sulamış, budamış, mevsimi gelmiş, salkım salkım büyük üzümler yetiştirmiş. Burada da görselde de görüyoruz. Evet. Aradan geçen zamanında babası biricik oğlunu çok özlemiş hem oğluyla hasret gidermeye hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip yola koyul vermiş. Delikanlı sevinçle karşılamış babasını, güzel güzel sohbet etmişler. Derken babası üzümlerin tadını merak etmiş. Bir salkım üzüm istemiş. Delikanlı bağa gitmiş. Bir salkıma elini uzatmış, sonra vazgeçmiş. Bu salkım büyük. Ardından bir başka salkıma uzanmış, o da büyük. Bir diğeri de aynı şekilde. Hangi salkım uzansa üzümler hep büyükmüş. Baba sabırla oturduğu yerde oğlunu bekliyormuş. Ama aradan uzunca bir zaman geçince anlamış oğlunun cimriliğini, küçük bir salkım aradığını. Adam birçok e, adam e, bir zamanlar sahibi olduğu üzümlerden bir tanesinin bile tadına bakamadığı için çok üzülmüş ve o anda beddua etmiş oğluna kuş ol da hep büyük hep büyük diye ötü ver yaz kış demiş. Evet ne olmuştur? Büyük ihtimal babanın bedduası bu şey olduğuna göre efsane olduğuna göre gerçek olmuş diyebiliriz. Delikanlı bağda üzüm aramaya devam ederken bulduğu üzüm salkımını koparmak için elini uzattığı bir anda babasının bedduası gerçeğe dönüşmüş. Delikanlı kuş vermiş. Ne kadar doğrudur bilinmez ama bugün hala Ege bölgesinde üzüm bağları üzerinde uçan bir kuşun hep büyük hep büyük diyüttüğü işitilmekteydir. Bu efsane babasına bir salkım üzümü çok giren bir oğlu anlatırken baba oğluna bir bağ, bağ bağışlamış, oğul babasına bir salkım üzüm vermemiş atasözünü de açıklamaktadır. Anadolu efsanelerinden burada da bir baba ve oğlun Çalışkan baba ve oğlu görüyorsunuz. Üzümleri yetiştiriyorlar. Biri budama yapıyor, değil mi? Baktığını görüyoruz. Hemen devam edelim. Yine kelimelerimiz var. Kelimelerimizi ne yapıyoruz? Öncelikle e, tahmin ediyoruz. Son anlamını gerçekten buluyoruz. Sonra cümlede kullanıyoruz. Ama bir de bunu ne yapıyoruz? Sözlük defterimize de yazıyoruz bu kelimeleri. Hemen ben hızlıca okuyup geçeceğim. Efsane tahminim geçmişte olan çok farklı olaylar. Anlamı gerçeğe dayanmayan gerçek dışı. Cümlem Hatice efsane anlattı. Bölge tahminim yer. Anlamı aynı özellikte olan yer anlamında. Cümle ise Merve'nin bölgesi çok uzak. Sonra delikanlı tahminim genç erkek. Anlamı da genç erkek çıktı. Cümlem ise Melih delikanlı bir çocuktur. Ya da delikanlı çocuktur şeklinde. Civar etraf anlamda yakın yerler anlamı ise yakın yerler yöre de olabiliyor. Mustafa İsmail bu civarda geziniyor şeklinde yazdım. Geziyor. Şimdi burada kar olduğu için orası çıkmadı. Orayı çizgiyle belirttim. Hasret özlem anlamı çok özlemek anlamında. Cümle Azra babasını çok özlüyor şeklinde bunu da yazdım. Siz tabi farklı cümlelerde kullanabilirsiniz. Yer dar olduğu için anca bu kadar kısa kısa yapıyoruz. Videoyu durdurun. İstediğiniz gibi rahat rahat yazabilirsiniz. Soruları metne göre cevaplayın. Metinde geçen olay nerede yaşanmıştır? Ege bölgesinde yaşanmıştır. Büyük harf, büyük harf, özel isim ve kesmiş ile gelenek ayrılmış. Üzüm yetiştiren adam niçin en iyi üzümleri yetiştiren kişi olarak anılıyormuş? Pazara götüren ve satan kişi olduğu için. Yani pazardaki herkes büyük üzümü getiren adamın o olduğunu bildiği için diyelim. Sonra üç yaşlı adam işlerini neden oğluna bırakıyor? Yaşlanıp eskisi gibi çalışamadığı için. Dört delikanlının babasına bir türlü üzüm getirememesi sebebi nedir? Küçük üzümleri vermek istiyor istiyor, istiyor ama bağda bulamıyor. Yani hep büyükleri büyük diyor, büyük diyor. Küçük üzüm, küçük bir salkım üzüm vermek istiyor. Olmuyor. Yerimiz dar olduğu için bu şekilde yazdık. Babası oğlu üzüm getirilmeyince ne söylüyor? Kuş ol da hep büyük diye ötüver demiş. Sonra bu şekilde yazdım en kısa şekilde. Sonra metnin konusu ve ana fikrini belirleyiniz diyor. Metnin konusu babasına bağ kalan delikanlının cimriliğinden kuş olması. Ana fikir ise verenin malı artar cimrinin elindekini kaybeder dedim ben. Buradan çıkaracağımız ders bu. Metnin içeriğine uygun başlık belirleyiniz iki tane verin. Cimrilik diyebiliriz. Cimri delikanlının sonu da olabilir. Sonra 5 diyor. Metnin görselleri kahramanlara hangi özelliklerini yansıyor? Baba ve oğlunun çalışkanlığı yansıtılıyor. Yani çok güzel üzüm yetiştiriyormuş. Sonuçta çalışmasalar böyle üzüm yetiştiremezler. 6 diyor, metinde baba ve oğul arasında bir e, ki sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz diyor. Delikanlının cimriliği, babanın beddua ile çocuğunun elindeki bağı e, alarak cimriliğin nelere yol açacağını göstermesi. E, burada aslında cimriliğin kötü olduğunu anlatmak lazım. Ama işte bu şekilde efsane olduğu için bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu şekilde söylenebilir yani. Sonuçta efsane gerçek değildir. Yedinci metinde diyor ki yine metinle ilgili parçayla ilgili diyor ki metinde geçen baba oğluna bir bağ bağışlamış. Oğul babasına bir salkım üzüm vermemiş. Atasözünü babalar çocukları için büyük fedakarlıklar yapar. Buna karşı çocukların babaları için gösterecekleri özveri sınırlıdır anlamındadır. Siz de atasözlerinin yanına anlamını yazın. Babası çocuğuna yavru kuş yuvada gördüğünü yapar diye nasihat eder. Evet buranın açıklıyoruz. Herkes ailesinde gördüğünü yapar burayı. Ayrı değil, bitişik olması gerekir. Burayı yanlış olmuş. Her kes. Ailesinde gördüğüne göre davranır demektir. Yani nasıl bir eğitim alıyorsan o şekilde davranırsın. Ailenin ne gördüysen onu yaparsın diyebiliriz. Cümlede koyu yazılmış deyimleri metne katlı anlamlarıyla yazınız diyor. Hem oğluyla hasret gidermeye hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip yola koyulmuş. Hasret gidermek Özleme, özleme, son vermek anlamında yani hasret giderim ki göreyim olduğumdan özlemimi gidereyim diyor. Yola koyulmak ise gideceği yere doğru gitmek yani dedim. Bu şekilde yazabilirsiniz durdurup. Bölgenize ait bir efsaneyi de anlatınız diyor. Bunu büyüklerinize sorun. Sınıfta da arkadaşlarınıza anlatınız. 9. etkinlik tırnak işaretinin kullanımı kullanım alanını örneklerle eşleştiriniz diyor. Başkasının konuşmasından aktarılan sözler tırnak içine konur. Mesela babamın babamın her zaman dürüst ol sözünü hiç unutma. Burada babası ne demiş? Her zaman dürüst ol diye bir söz söylemiş. Onun için onu tırnak içinde yapıyoruz. İlk harfi büyük, cümlenin sonuna nokta ama tırnağın dışına etki etmiyor. Bunu da unutmayalım. Tırnak. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içinde alınır. Öğretmenimiz kültür üzerinde durdu. Evet. Burada sadece kelime olduğu için Sadece küçük harfle yazılmış. Bunu da unutmayalım. Siz de diyor tırnak içerisinde kullanımın anlamına uygun bir cümle yazınız diyor. Annem derdi ki kır at kendine kamçı vurdurmaz. Annemin sözünü ne yapmışım? Ben tırnak içerisinde almışım. Cümlenin sonuna noktamı koymuşum. Dedim. Öğretmenimiz doğruluk önemlidir derdi. Dedik. Bunu da tırnak içerisinde sadece kelime olarak almış oldum. Siz de tabii farklı kelimelerde kullanabilirsiniz. Şimdi görsellere bakarak bu Nasrettin Hoca'nın fıkrasını bir anlatınız diyor. Bakın birinci hemen ben hızlıca yazdım zaten. Nasrettin Hoca ne yapıyor? Ee, gidiyor e, komşusundan kazan istiyor. Sonra kazan alıyor büyük bir kazan. Sonra gidiyor işte içerisine küçük bir kazan koyuyor. Tencere koyuyor. Diyor ki işte senin kazan doğurdu diyor. Daha sonra işte tabii komşusu seviniyor doğurduğu zaman iki tane kazan olmuş olur. Tabii ki. Bundan sonra ne yapıyor? Tekrar e, komşusundan yine kazanı alıyor. E, bu sefer ne yapıyor? Nasrettin Hoca bu sefer de öldü diyor. Kazanın öldü diyor. Tabii ki adam ona biraz şey yapıyor. Kızar gibi oluyor. Diyor ki doğurduğunu inanıyorsun ama öldüğünü inanmıyorsun diyor. Doğuran ölür demek anlamında. Ben burada hemen onu kısaca şöyle bir yazı verdim bu anlattığımı. Siz de isterseniz videoyu durdurup buradan yazabilirsiniz diyorum. Onun için videoyu durdurun. Ondan sonra bunu yazabilirsiniz. İsterseniz de benim söylediğim aklınızda kalanı da yazabilirsiniz. Burada bu anlatılıyor. Evet geldik sonuna. Sonunda da 11. etkinlik. Tekerlemeyi kendi yazı stilinize göre yazınız diyor. Olsa ile bulsa. Olsa ile bulsa bir araya gelse, kanatlı bir atım olsa, aya çıkıp aylasam, yıldızlarda sülün avlasam, avcılar tüfeği tıp tıp eder yüreği elimde ellik çantamda keklik her nereden nereden gelişi şu dereden falan diye gidiyor. Hasan Latif Sarı Yüce'den alınmış. Siz de bunu yazı stilinize göre yan tarafa yazmanızı istiyorum. Abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor. Gelecek derse de gölge oyunları hakkında araştırma yapınız. Gölge oyunu nedir? Onunla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Evet dersimiz burada bitiyor.